Beşiktaş'a gelecek olursak da duran top olarak şimdi şöyle söyleyebiliriz Galatasaray çok efektif kullanıyor. Evet. Derbi de ister istemez yenen iki golün duran toptan gelmesi can sıkmış olabilir ama ben şunu hatırlıyorum Melike ilk hafta Samsun maçıydı sanırım. Paulista'nın golüyle kilidi açmıştı Beşiktaş sonrasında Rafa Silva iki yapmıştı. Paulista da kornerden gelen topa iyi yükselmişti. Aslında o anlamda ben Paulista'nın yokluğunun hissedebileceğini tahmin etmiştim. Duran toplarda önemli bir oyuncu. Bu tarz stoperlerden gol katkısı çıkabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kıyaslıyorum şimdi biraz Beşiktaş kadrosunu. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray gayet uzun. Galatasaray'da kısa boylu oyuncular var ama örnek verelim şimdi işte takım artık adapte olan isimlerden. O bir hava hakimiyeti var. Bence Sara da uzun boylu bir oyuncu. Duran topları kullansa en azından sağ içindeki duruş olarak. Torreira, Mertens, Yunus dışında takım boyu bayağı uzadı. Jakobs'a sol bekte o beklerin boy ortalamasını uzattı. Yine Sainz'in hava hakimiyetini görüyoruz. Beşiktaş kadrosunu sesli düşünüyorum. şimdi hani Svensson, sonra ise sağ tarafta oynuyor olur. Öyle çok bir hava hakimiyetinden söz edemeyiz Sainz olarak. Jetson uzun bir oyuncu ama atlet bir oyuncu. Jetson çok hava hakimiyetiyle sağ içinde bence varlığını hissettiren bir oyuncu değil. Immobile yine böyle klasik Ceko tarzı, Osimen tarzı çok size diyemeyiz. Çok iyi bir oyuncu biraz oyuncu fizyolojisi. Rafa oyuncu Silva ile Rafa Silva, Muçi, Semih'in de biraz e, fizyolojilerini e, hatta Hoa Mario da oynuyor şu an. Hani e, sağ açık sol açığa oyuncular. E, Musrati'yi de son dönemde göremiyoruz. Sakatlık dönüşü Endur'u tercih ediyor. 1.90. Musrati'nin ama bence daha e, etkinli olur. Sanırım bir tane duran top golünde Musrati hmm. bir, bir Lugano maçı olabilir. Yani i̇ki gol demişlerdi e, haberde. Evet bu problem Melike. yani şampiyonlar giden takımların muhakkak bazı maçları kornerden ama serbest atış ama duran top yani hatta şöyle söyleyelim Beşiktaş'ın o Şenol Güneş'li şampiyonluklarında Sosa'nın çok aynı şekilde Talisca'nın yine bir diğer şampiyonlukta Beşiktaş'ın son şampiyonluğuna gidelim. Hatta Beşiktaş'ın şampiyon olduğu maç Göztepe maçıydı. Gezal korneri kullandı. vida gol attı benim hatırladım. Yani yine duran toplar hep şampiyon takımlar refleks olarak etkili konuları. Beşiktaş'ın her zaman böyle oyuncuları olmuştu. Şu an biraz oluşturulan takım yapısı. Beşiktaş çok atlet, koşan bir takım. Yani böyle çok set hücumu diyemeyiz zaten. E Galatasaray'a karşı da Galatasaray skor erken bulunca çekildi. Orada Beşiktaş, ya şöyle söyleyeyim en azından ben kendi adıma. Muslera'nın kurtarışı var mıydı? Hani bu çok öne çıktı Öyle bir maç olmadı. Evet. Anlatabildim mi yani biraz Beşiktaş'ın oradan da Oyunun kitlendiğini de görebiliyoruz işte Eyüp maçı 90. dakikada gol attı. Sonra Gaziantep'e gitti. 90. dakikada yediği golle puanı kaybetti. Bunu şöyle özetleyebiliriz yani Fener, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kıyasla oyuncu kalitesinde geçtim. Ben Beşiktaş'ın çok geniş bir kadroya sahip olduğunu düşünmüyorum ama şu ana kadar Fan Bronckhorst'un Korsun iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. En azından bir takım kimyası, karakterli bir takım oluşturdu. Taraftar da bence Galatasaray ilgisine hemen takımlarını küs şeyini düşünmüyorum. Tam benim söyleyeceğim şeyi Selman Bey yazmış. Ondan okuyayım ve sana öyle döneyim ee, Burak. Geçen sezon sadece Omar Koli 5-6 kafa golü attı Duran Top'lardan. Beşiktaş Duran Top gollerinin azalması hocaya mı bağlı yoksa futbolcunun bireysel becerisiyle mi alakalı? Benim de aklıma hemen Koli gelmişti. Şimdi Mehmet de tek tek örnekleyince evet oyuncuların fizyolojik yapısıyla da alakalı biraz aslında bu durum. Seninle daha çok geride kalan programda gol yeme problemini Duran Top'tan Hı -hı. konuşmuştuk Beşiktaş'ın. Atamama konusuyla sen ne düşünüyorsun alakalı? E, tabii ki de ilk akla gelen en basit olarak oyuncuların uzun boylu olması gerekiyor hava toplarında etkili olmak için ama burada şöyle de bir durum söz konusu birazcık daha detaylı düşündüğümüz zaman o golü kaleye gönderecek isimden önce o oyuncuya asist kısmı da çok önemli. Dolayısıyla orada bir oyuncunun teknik olması yetmiyor. Duran topu etkili kullanmak sadece teknikle açıklanacak bir şey değil. Sara evet teknik bir oyuncu ama duran toplarda o kadar doğru yere, o kadar doğru noktaya atabiliyor ki bunu her teknik oyuncu yapabilir diyemeyiz. Dolayısıyla böyle özel yeteneklere de ihtiyaç var ki biraz uzun vadeli düşünüp biraz geçmişe gittiğimiz zaman insanların aklına tabii ki de Alex geliyor. Dolayısıyla Sosa geliyor. Yani hem Beşiktaş için hem Trabzon Gezal da güzel kullanıyor. Doğru, Gezal da. Dolayısıyla golü atacak ismin tabii ki de uzun boylu olması lazım, hava hakimiyeti olması lazım ama orada birazcık da asisti yapana odaklanmak gerekiyor. Böyle özel yetenekli isimler olduğunda ee, uzun boylu oyuncuları topla buluşturduğunda daha rahat gole ulaşabiliyor takımlar. Dolayısıyla Galatasaray şu an bunun en çok e, meyvesini yiyen takım diyebiliriz. Saran'ın önderliğinde diyelim. Davinson Sanchez gibi uzun boylu bir isim, o, Simen gibi uzun boylu bir isim. E, Mehmet söyledi biraz önce. Jakob çıktığı zaman uzun boylu etkili olabilen bir isim ki diğer bekte de aslında Barış'ı sayabiliyoruz. Kaan Ayhan'ı sayabiliyoruz. Barış Yine boy ortalaması bir uzun, boylu. uzun boylu oyuncular Sağ bunlar. Avantajı var. da bu sadece Atana değil Atana'ya da biraz odaklanmak gerekiyor. Şunu söyleyelim. Icardi çok uzun boyuyla iyi bir fiziği var Icardi'nin ama Icardi'nin hava hakimiyeti çok iyi mesela. En son Antalya'da bir öndüre koşup korner attı. Pozisyon Hatta, o biraz... bilgisinden dolayı. İmmobile biraz de muhakkak atar o alanlar. Ben şu an Beşiktaş kadrosunu düşünüyorum Melih. Yani Galatasaray kadar hakim değilim ama Masuaku'nun çok iyi orta yaptığını görüyoruz aslında. Masuaku'nun ayağı temiz. Svensson çok öyle hani kenardan ortalarıyla işte forvetleri veya forvet arkası oynayan orta besleyen bir profil değil. E, Rashid ise biraz daha dışarı pas çıkartır aslında hani ortadan ziyade. O pasları hatta Icardi'yi ilk sezonda bayağı efektif de kullanmıştı. E, ya biraz sonuçlar da lintili. Yoksa Beşiktaş'ın e, hani çok duran top salt problemi değil. Ben hala e, kadro genişti. Yani burada isim de verelim. Jetson, Rafa Silva, Immobile Beşiktaş kadrosundaki alternatifsiz 3 isim.